Arkadaşlar merhabalar. Rally günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 48. güne. Sona doğru adım adım gidiyoruz. 48. günde size ne anlatacağız? Piramit anlatacağız. E hazırsak o zaman gelsin Şafak Sayar. Şöyle bakıyoruz Şafak Sayar'da ne gösteriyordu bize? Sayfa numarası 265 ve 270 arasını yapacağız sizinle birlikte. Hemen sayfa sayısına, ders sayısına da bakalım daha doğrusu burada. Hocam piramit 1 ve piramit 2'yi yapacakmışız. Yani iki dersimiz olacak bugün. Güzel. E bir de haftalık programa bakalım. Bakalım haftalık programa bakacak olursak piramidi işleyince bu 25. hafta bitmiyor. Son hafta bitmiyor. Üçünü birden. 48, 49, 50'yi birden halletmemiz. Üçünü birden halletmemiz gerekiyormuş. Neyse sayfa numarası gelelim 265'e ve piramiti şöyle bir tanıyalım. Evet piramit. Genel tanımını yapacağım. ÖSYM dik piramitten bahsediyor aslında genelde ama biz de yine de tanımını bilelim. Normal piramitin tanımını bilelim. Şimdi tabanda herhangi bir şekil aldığın zaman çok kesel bir bölge aldın. Düzlemsel olmayan dışında da bir nokta aldığın zaman o noktayı aşağıdaki düzgen düzgün düzgün olmaya da bilir. Çokgensel bölgenin köşelerine doğru birleştirdiğin zaman ne oluyor? İşte bir piramit çıkıyor. Yani şu şekilde tanımı da yazıyor: Çokgen bir taban ve bu tabanın köşelerini tek bir noktada birleştiren üçgen yüzeylerden oluşan üç boyutlu şekil olarak adlandırılıyor. Niye üçgen? Yan yüzeyler? Çünkü bu noktayla tabanın şu köşesini, pardon, şu köşesini ve bu köşesini birleştirince bu üçgen oluyor. Burada da bir üçgen oluyor, burada da bir üçgen oluyor. Yan yüzeyler yani ne oluyor piramitte? Hep bir üçgen oluyor prizmalarda neydi? Yani yüzeyler hep bir dikdörtgendi. Sadece silindir hariç silindirdi de açtığımız zaman dikdörtgen yapıyordu. Piramitte de ne oluyormuş? Piramitte de yani yüzeyler birer üçgen oluyormuş. Şuradan buraya çizdiğimiz şey yükseklik. Cismin yüksekliği oluyor. Ondan sonra haş cisim yüksekliği. Buradaki çizilen burası da h üstü diyelim burada. Şu haş kalemi bir dakika küçülteyim şöyle. Arkadaş şurası h üstü oluyor. h üstü bu yüzey yüksekliği. Yani yan yüz yüksekliği. Bu h da cisim yüksekliği olarak adlandırılıyor. Alan şimdi priz piramitlerde alan sorulduğu zaman alan ya da hacim zaten bizim için her yerde önemli. Alan taban alanları taban alanı artı yanal alan yalan alanı üçgenlerden bulacaksınız. Biraz sonra bunları detaylı bir şekilde bahsedeceğim zaten. Hacim de taban alanı çarpı yükseklik zaten prizmalardaydı. Piramitte bölü 3 diyeceksin. Yani ucu sivri olan şekillerde bölü 3 diyeceksin. Burada alan ve hacimi de böyle yüzeysel olarak söylemişim. Biraz sonra detaylı anlatımına da, da gireceğim. Şurada bir notla başlayalım. Notla söyleyelim. Dik piramitlerde bak dik piramitlerde piramitlerde. Dik piramit denildiği zaman yükseklik tabanın ağırlık merkezine denk düşüyor. Bunu unutma. Eğer cümlede dik piramit kelimesi geçiyorsa çizilen yükseklik alttaki şekil üçgense üçgenin ağırlık merkezi, dikdörtgense dikdörtgenin ağırlık merkezi, dikdörtgenin ağırlık merkezi de köşegenlerin kesim noktası yapıyor. Kare ise karenin ağırlık merkezi falan filan hep bu şekilde ağırlık merkezine düşüyor dostum. Buna da dikkat et. Hemen örnek 1 ile başlayalım. Burada örnek 1'de ne verilmiş? Soruyu okuyalım ki şeklin ne olduğunu anlayalım. Hadi burada şekle baktığımız zaman anlamayız anlayamayız daha doğrusu. Hocam burada bir üçgen var. Şurada bir üçgen var. Burada bir üçgen var. Soruyu anlayalım bakalım ne diyor? Şekildeki tabanı ABC olan. Bak tabanı hemen belirle şöyle. Tabanı ABC olan diyor. Yani bu zeminde tamam mı? Tabanı ABC olan ve üç, tabanı ABC üçgeni ve yüksekliği TA olan. Arkadaş yükseklikte TA olan bir piramit verilmiş. Hmm. Yükseklik hocam şeye düşmemiş ağırlık merkezine. Dik piramit demiyor ki ağırlık merkezine düşmek zorunda değil. Hocam bu yükseklik yani bu şeye dik. Hemen bir bana bak. Şöyle bir yüzey var mesela. Yüzey yüzeyin yüksekliği bu verilmişse alttaki bütün düzleme dik oluyor. Bu aynen bu şekilde köşeye denk gelmiş oluyorsa köşeye denk gelmiş bak şöyle göstereyim. Hem şu çizgiye diktir hem de bu çizgiye diktir. Bak dikliği de şöyle gösteriyorum sana. Gördüğün üzere aynısı tabanda sadece ne var? Yüzey olarak üçgen var. O üçgendeki yüzeyi düşünerekten diklik olduğunu düşüneceksin. Yani hemen sorumuza bakalım. Şu yüzey üçgen bu üçgene dik. Üçgene dik olması ne anlama geliyor? Temel diklikten dolayı burası da 90 derece burası da 90 derece anlamına gel almıyor mu? Geliyor. Çünkü bu havadaki bir doğru. Sonra şuraya bakacak olursak hocam 3 3 var. Burası 3 kök kim yapar? Evet 3 kök 2 yaptı burası. Hocam 3 kök 6'ya bakacak olursak 3 kök 6 3 kök ki a bu bir dik üçgen. Direkt Pisagor bağıntısı yapalım. Hatta bu kök 2'nin kök 3 katı var burada. Ya Pisagor bağıntısında direkt şu uzunluğu şöyle de yapabiliriz. Hocam burası 3'ün kök 6 katı. Burası 3'ün kök 2 katı. O zaman burası da 3'ün kare içinde kareleri farkı olacak. Hipotenüs verilmiş ya dik kenar soruluyor. Kök 6'nın karesi eksi kök karesi yani 6 2 yapar. Bu 4 yapar 2 diye çıkar. 2 o zaman bu da kaç yapar? 6 çıkar. Yani burayı biz kaç buluruz böylelikle? 6 buluruz. Nereden bulduk bunu? Şuradaki dik üçgenden bulduk. E, o yüzden burada da bir Pisagor bağıntısı var. Zaten bizden TC isteniyor. Şuradaki Pisagor bağıntısında da 1 2 kök 5 üçgeninden uzunluğu TC uzunluğunu 3 kök 5 olarak buluruz. Cevap 3 kök 5 oldu. Önemli olan burada neydi? Dik üçgenleri yakalayabilmekti. Elimizde bak bir üçgen yüzeyde dik üçgen var. Sonra bu zemine dik olduğu için burası 90 bir şu büyükte bir dik üçgen var. Sonra bu zemin dik olduğu için burası 90 derece. Şuradaki üçgen bir dik üçgen oldu. Oradaki dik üçgenleri kullanıp Pisagor bağıntısından sonuca ulaştık. Evet örnek 1'i böylelikle 3 kök 5 bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şimdi örnek 2'de de AC ile AB birbirine eşit verilmiş. Bakıyorum AC. AC, AB birbirine eşit ve de 18 verilmiş. Şekildeki dik piramitin, dik piramitin ABC üçgen düzlemine. Tabanı ABC olan üçgen düzleminden bahsediyoruz. Bak şimdi. Hemen tabanı ABC. Tabanı ABC olarak belirleyelim böyle. Bak tabanı ABC iken ve ne demiş? Dik piramit demiş. Hmm. dik piramitte ne oluyordu? Yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. Bunu kullanacağım. ABC üçgen üçgen düzlemine ait yüksekliğin uzunluğu. Arkadaş buradan çizilen yükseklik hop tam buraya denk düşecek. Bu yükseklik nereye düşüyor? Alttaki şeklin ağırlık merkezi. Hocam alttaki şekli düşünelim. Alttaki şekilde de ağırlık merkezi kenar ortaylarının kesim noktasıdır. E hocam bu bir ikizkenar ya. İkizkenar üçgende taban mevcutsa insan olan ne yapıyordu? Tabanına ait yükseklik çiziyordu. Hop yüksekliği çizeceğim. Yükseklik aynı zamanda ne olur? Kenar ortaya olmaz mı? Evet hocam kenar ortaya olur. E o zaman tam ağırlık merkezi de burada bir yerde olmak zorunda. Bu doğrunun üstünde olmak zorunda. Ağırlık merkezi kenar ortaya doğrusunun üstünde ya üçgende. O yüzden. Hatta 1'e 2 oran var. Bu arada 9, 9 9, 12, 15 üçgeninden burayı 12 buluruz. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran olduğu için bölüşe 4'e 8 mi oldu? 3'e böldüğün zaman kısa parçası 4 oluyor. Uzun parçası da 2 katı 8 oldu. Ve bu yükseklik böyle. Şimdi TA uzunluğu isteyini diyor benden. Aha da burada TA uzunluğu 8, 15 17 üçgeninden x e böylelikle 17 olarak buluruz. Dik piramit dediği zaman da işin ince ayrıntısı, işin esprisi neymiş? Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor arkadaşım. Düşüyor, düşüyor. Dikkat. Şimdi yine dikkat, yine dikkat. Dikkatlerle gidelim bakalım. Tabanı düzgün çok yana olan dik piramitlere düzgün piramit adı verilir. Mesela eşkenar üçgen eşkenar üçgen. Düzgün piramit şeklinde. Ya da tabanı kare ise kare düzgün piramit ya da düzgün kare piramit şeklinde adlandırılıyor. Düzgün piramitlerde de yanal ayet uzunlukları birbirine eşit oluyor. Düzgün piramitlerde de çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor arkadaşım. Burada dikkat et tamam. Hatta burada yazmamışım ama buraya doğru da sen yaz. Yani düzgün dik piramit diye de söyleyebilir soru içerisinde ama aslında düzgün dik piramit de yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor ama genelde ÖSYM'nin müfredatlarının içerisinde dik piramitler olduğu için genelde yükseklik ağırlık merkezine düşüyor diye de böyle bir şey de söyleyebiliriz. Neyse şimdi burada düzgün piramit mesela burada elimizde şu yukarıdakinden biraz önceki söylediğimizden bahsedelim. Şu üçgen düzgün piramit. Bak eşkenar üçgense tabanı. Düzgün eşkenar üçgen piramit. Dik piramit olarak da adlandırılır tabi. Kare dik piramit şeklinde adlandırılıyor. Şimdi burada ne demiştik bir de yan yüzeyler eş ikizkenar üçgenler oluyor. Hocam yan yüzey. Şurası yan yüzey. Şu ikizkenar üçgen. Bu da ikizkenar üçgen. Bak arkadaki de eş ikizkenar üçgen oluyor mu? Oluyor. İşte bundan dolayı da alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyor da diyebiliriz yükseklik. Neyse. Kareye gelelim. Karede de şu tabanlar birbirine eşit değil mi? Eşit. Çizilen yükseklik ne olacak? Altta ise ağırlık merkezine denk düşecek. Bu bizim için önemli olacak. Biraz sonra zaten bununla ilgili bir bilgi vereceğim ben sana. Sonra başka ne diyebiliriz? Burada şuna dikkat edeceksin. Bu üçgen, ikizkenar üçgen düzgün kare ise eğer bu. Hocam bu ikizkenar üçgen yan yüzeyler hep aynı. kenar üçgen oluyor. Şu üçgen aynı, bununla aynı. Bununla bu arkadaki aynı, bu soldaki aynı oluyor. Yani aynı olması için tam böyle ağırlık merkezinin doğrultusunda yani şu ağırlık merkezinde simetrisi olması için tam o noktayı burada seçmem lazım. Dik piramit olması lazım. Neyse. Evet böylelikle biz burada şundan bahsedeceğiz o zaman. Alandan bahsedeceğiz. İkinci dikkat edin. Dur bakalım okuyalım. Bir düzgün piramidin yan yüzleri olan eş üçgenlerin alanlı toplam piramidin yanal alanıymış. Tüm alanda tabanını da eklersek biz buna ne diyoruz? Yüzey alanı adını veriyoruz. Ondan sonra burada yüzey alanını bulurken ne yapacağız? Hocam taban alanı artı yanal alan. Yanal alanda şimdi yanal alanı bulurken bir tane üçgenin alanını bulduktan sonra tabanı eğer düzgünse yani eşkenar üçgen kare ise yanal alanı bulurken bir tane üçgenin alanını bulup sonra 3 ile çarpabiliriz. Ya tabanı üçgense 3 ile çarparız. Tabanı kare ise yan yüzeyden 4 tane kare olduğu için, 4 tane üçgen olduğu için 4 ile çarpacaksın. Bir tanesinin alanını bulduktan sonra 4 çarpı e, buraya A dersem A çarpı h'ye bölü 2 de olacaktır. Evet, burada da ne demişim burada? A'yı Ay ne ya. Toplam alana A, taban alana AT, yan alana AY, taban çevresi de bu CT olmak üzere diyor. AY yani yan, yan alan ne olacak? Hocam taban çevresi çarpı yükseklik bölü 2 diye söylenmiş böyle. Buna gerek yok. Yan alanda bir tane üçgen alanını bulsan çarpı 4 diyeceksin. Çünkü 4 tane üçgen var. 4 tane aynı üçgen olduğundan dolayı. Hiç böyle formülize edeyim falan filan deme. Tüm alan bulunurken ne yapacaksın? Tüm alan bulunurken de taban alanı artı yan alan. Taban alanı işte üçgense üçgenin alanı alanından kare ise de karenin alanından bulacaksın dostum. Şimdi şimdi, şimdi 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 burada bir de ben şundan bahsedeyim ya. Buradan mı bahsetsem. Yo biraz sonra bahsedeyim. Şurada düzgün kare piramidi açarken burada bahsedeyim istersen. Şimdi dikkat demişiz bir daha. Bu sefer de hacimin dikkatinden bahsediyoruz. Herhangi bir piramidin hacmi de taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'dür. Bak prizmalardaki hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte E hacim ne olacak? Piramitte hacim ne olacak? Piramitte de, de hacim yine aynı mantık. Taban alanı çarpı yükseklik var. Bölü 3 diyeceğiz. Bak ucu sivri olan şekillerde yani ayağınla bastığında batıyorsa ayağına direkt hacim genel formülü taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. Niye piramidin ucu sivri mi? Sivri. Ayağınla bastığın zaman batıyor mu? Batıyor. O zaman bölü 3. Ya hocam kübün de ucu sivri diyeceksin şimdi. Ayağınla bastığında batıyor diyeceksin. E kübü bu şekilde ayağınla bastığın zaman batıyor mu kardeşim? Batmıyor. Ancak böyle kübü şu şekilde çevirirsen şu ucuna bastığın zaman batar. Bir yüzeyi zemine oturtursun oturduğum zaman üst yüzeyine ayağına bastığında batıyorsa işte biz buna bölü 3 diyeceğiz. Yani taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 ucu sivri olan şekillerde genel formüldür. Bunlar nedir? Mesela bir tanesi piramittir. Bir tanesi de konidir kardeşim. Konide de öyle taban alanı çarpı yüksek bölü 3 diyeceğiz. Şimdi not diyelim düzgün piramitin açılımlarından bahsedeyim şimdi. Arkadaş mesela burada düzgün piramitin açılımı. ilk önce neyi göstereyim ben sana? Şu üçgeni göstereyim. Üçgen piramitin açılımında onu sarı yüzeyi z zemini oturduğum zaman ne yapacağım? Buradaki üçgeni, buradaki üçgeni, buradaki üçgeni de zemini oturarak atacağım şimdi. Açıyorum şöyle ve o üçgenleri oturdum. İşte ne çıktı? Karşımıza bak bu şekil çıktı. Evet düzgün piramidin açılımı bu. E, düzgün olmaya da bilir. Herhangi bir üçgen piramit de de olsa yine üçgen piramidin şeyi de bu olacak değil mi? E, sadece düzgün piramit olduğu zaman ne olacak? Şu bir eşkenar üçgen ya. E hocam bu evi eşkenar üçgen yan yüzeylerde eş ikizkenar üçgenler oluyor. Yani şunlar hep eş ikizkenar üçgen olacak. İçer ki de bir eşkenar üçgen olacak. Peki gelelim şu kare piramit. Şuna gelelim. Arkadaş düzgün kare piramitte de iki farklı açılım var. Yani kesime göre iki farklı, üç farklı da diyebiliriz aslında. İki, üç farklı açılım var. Ben şimdi sana burada iki tane açılımını göstermişim. Hatta bir tane farklı bir açılım daha da gösterebilirim sana. İlk önce zemine kareyi oturtur. Üçgenleri böyle koy. Animasyonda da gör bakayım animasyonda. Piramiti koydum tabana. Üçgenleri de yüzeye koydum. İşte bu şekilde açılım oldu. Yani şuradaki açınımla karşılaştık. Sonra öbür tar türlü. Hocam üçgen yüzeyini zemine koyduğum zaman ne olacak? Üçgenleri böyle tek tek açıyoruz. Yine gör animasyonda. Üçgenleri böyle tek tek açıyoruz. Tabanı da bu şekilde açıyoruz. Bu şekilde de bir açınım olabilir. Hatta bununla ilgili açınım kesime göre değişiyor. Mesela kare burada olup bir üçgen burada. Bir üçgen de şurada olabilir. Şöyle olabilir. Ee, bir üçgen burada. Bir üçgen de şu şekilde olabilir kardeşim. Bak kare buradayken bunu böyle... Böyle kaldır yukarı. Bunu da böyle kaldır yukarı. Bunu kaldırdığın zaman bak bu kenar şuraya geliyor. Bu kenarda kaldırdığın zaman yukarı doğru kaldırdığın zaman o alttaki de öbür tarafa gelecekti. Evet. Farklı farklı açılımlar bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ama neye göre değişiyor? Açılımlar ki kenar ayrıt uzunluklarına göre kesimlerine göre değişiyor. Mesela sen bir üçgeni şöyle de koyabilirsin. E, kareyi böyle koyup bir üçgeni buraya koydun. Üç tane üçgeni buraya da koyabilirsin böyle. Şöyle ve e, şu şekilde olacak. Mesela bunu böyle yukarı kaldırdın. Şunu yukarı kaldırdığında bu yüzey yapıyor. Ee, yukarı kaldırdığında şuradaki yüzey burası yapıyor. Sonra yukarı kaldırdığında bu bu tarafa geliyor. Bu da bu tarafa geliyor. Zaten şekli de bu şekilde de görmüş oluyorsun. Yani farklı açılımlarda bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Şimdi düzgün kare piramit bizim için önemli bir yere sahip. Düzgün kare piramitte ben sana bir teknik göstereceğim. O yüzden bu tekniğe lütfen dikkat edelim. Hatta bu tekniği burada şöyle bir şey yapayım. Bir saniye. Şöyle bir kopyala yapıştır yapıyorum. Şuraya bir yapıştırayım. Bak düzgün kare piramitte ben sana iki tane teknik göstereceğim. İstersen sen de şekli çiz burada. Şu şekilde şekli çiz ve bu şekilde yorumla. Yorumla. Dur bakayım şöyle. Ha bunu da şu şekilde şuraya da koyayım. Düzgün kare piramit gördüğümüz var. Özellikle kare piramitte biz bunu çok fazla yapacağız. Dikkatli bir şekilde dinler misin lütfen beni? Düzgün kare piramitte bir kere biz neyi biliyoruz? Hocam, çizilen yükseklik alttaki şeklin neresine denk düşecek? Ağırlık merkezine denk düşecek. Tamam. Ağırlık merkezi dediğimiz neresidir? Hocam, köşegenlerin kesim noktasıdır. O yüzden bazı sorularda köşegenleri de çizeceğiz böyle. Hop, köşegen çizdim mesela. Köşegen yani kesim noktası olarak bildiğimiz için direkt burası hocam orta noktası olduğunu söyleyebiliriz ve burası yükseklik. Diğer köşegeni de çizmemize gerek yok. Yani biz şunu yapacağız. Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk geliyor. Çizilen yükseklik tam köşegenin üstüne denk geldiğini söyleyeceğiz. Birinci yapacağımız olay bu. Hatta burada bir dik üçgen çıkıyor. Çizilen yüksekliği bulmak için bak ayrıt uzunluğu varsa çizilen yüksekliği bulmak için şu köşegeni çizeceğimiz belli oluyor. İki tane çizim yapacağız. Birinci çizim bu. Çizilen yükseklik alttaki herhangi bir köşegenin tam ortasına denk geliyor. Hatta burası a ayken burası a kök yapıyor. a kökki bölü 2 olduğunu da söyleyebiliriz bunların. Ondan sonra bir de şunu yapıyoruz. Çizilen yükseklik alttaki şeklin ağırlık merkezine denk geliyor ya. Ağırlık merkezinde de aslında hatırlayalım. Ağırlık merkezinde iki tane teknik kullanıyorduk aslında. Bir tane tekniğimiz neydi? Ya köşegenlerin kesim noktasıydı ya dik çiz dik çiz dik çiz dik çiz olayıydı. Şu dik çizdiğimiz zaman tam ortaladığı yerdi, değil mi? Ya da buradan dik çizdiğin yer ve buradan dik çizdiğin yere denk gelecek. Tam böyle ortalayacak tam böyle ortalayacak yere denk geliyor. Hatta bu çizilen yükseklik hocam alttaki sarı yüzeye dik olduğu için bu çizgiye de dik olmak zorunda değil mi? Evet. Hatta buradan da ben şunu bulabilirim. Hop şuradaki yüksekliği bulabilirim. Özellikle yan yüz yüksekliği sorulduğunda şu Pisagor bağıntısından yapacağız. Hatta ve hatta bak bu da ne oluyor? Hocam bu bir x kenar üçgen ya x kenarda çizilen kenar ortaya aynı zamanda yüksekliktir. O yüzden ben şunu söyleyeceğim. Dik çiz, dik çiz, dik çiz diyeceğim. Bak unutma bunu. Burası a iken hatta burası da a bölü 2 Yapıyor. Burası haş yapıyor, a bölü 2 haş ve haş üstüne ait üçgenle şey yapacağız. Yani karedik piramitte yapacağımız işlem şu: ya dik çizeceksin köşegen üzerine denk gelecek genelde ayrı uzunluğu verildiği zaman biz bunu yapıyoruz ve sadece cisim yüksekliğini bulmak isteyeceksek biz bunu yapıyoruz. Ama alan sorulduğunda, özellikle alan sorulduğunda yani yani yüz yüksekliği lazım olacak ya bize. Bu tür sorularda da ne yapıyoruz? Dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapıyoruz. Çünkü tam burası köşegenlerin kesim noktası ya. Aslında yine eski mantığı kullanıyoruz köşegenlerin kesim noktası olmasını karede ya köşegenleri çizip de yapıyoruz ya da şuradan dik çizip dik çizip dik çizip dik çizip yapıyoruz. Aslında iki temel mantık bak aynı eskiden beri kullandığımız mantık ama dediğim unutma kare dik piramitte ne yapıyormuşuz? Ya dik çiz köşegen üzerini tam ortalayacak şekilde geliyor ya da dik çiz dik çiz dik çiz olayı özellikle yan yüz yüksekliği lazım olan durumlarda yani alanın lazım olduğu durumlarda bu durumu yapıyoruz dostum haberin olsun. Hemen öğrenme alın alanındaki soruya bakalım. Şimdi kare piramidin hacmi nedir diye soruluyor. E hacmi için taban kenarı mevcut. Taban kenarı mevcut olduğu için burası da 5 kök ki. bana cisim yüksekliği lazım olacak. O zaman cisim yüksekliği de nereye denk düşecek arkadaşım? Alttaki şeklin ağırlık merkezine yani tam köşe gene ortasına denk düşecek. Hocam hop böyle. Hatta tabanı bir kareye ya burası. Kare piramit yani düzgün kare piramidin daha doğrusu. 5 kök 5 kök ki ise kök katı 10 yapıyor yani bunlar 5 5 yapar. 5 12 13 üçgeninden buradaki dik üçgenden bak piramidin yüksekliğini 12 olarak bulduk. E Hacim ne yapacaktır o zaman? Taban alanı 5 kök 2'nin karesi çarpı yükseklik bölü 3'ü unutmuyoruz dostum. Ucu sivri olan şekillerde yani piramitte piramitte bölü 3 oluyor. O zaman şunlar şunlar sadeleşti 4. 5 kök 2'nin karesi 50 yapıyor. 4 ile de çarpınca 200 yapıyor. Evet cevaba böylelikle 200 diye ulaşırız. Sonraki soru da sözel bir soru. Sözel bir sorudan korkmuyoruz. Şekli çizeceğiz. Taban haritonun uzunluğu 6 santimetre ve yüksekliğin uzunluğu 4 santimetre olan kare piramitin yanal alanı. Arkadaş şekli çizeceksin sadece burada da tabanı kare olacak şekilde. Yani paralel kenar gibi göster böyle. Hatta eşkenar dörtgen gibi göster. Sonra tepede bir nokta al. Çiz kardeşim. Sonra buradaki köşelere doğru çiz. Piramidi çizmiş olursun. Bunu da eline alıştır. O yüzden özel bir soru yazdım zaten böyle öğrenme alanında. Evet taban ayrıtı 6-6 diye verilmiş. Yüksekliği de 4 santimetre olarak verilmiş. Yükseklikte arkadaşım şurası değil mi? Alttaki şeklin ağırlık merkezine düşüyordu. İki tekniğim vardı. Ya köşegeni çizeceğim ya da alan soruluyorsa dik çiz, dik çiz, dik çiz olayını yapacağım. Hocam dik çizdim, dik çizdim. E buradan da buraya dik çizdiğim zaman şöyle bir şey oluyor. Bunlar 3, 3. E burası da 3. Ondan sonra başka yüksekliği de 4 verilmişti. E burası 4 ise 3, 4, 5 üçgeninden burayı da 5 buluruz. O zaman yanal alan neye eşit olacaktır? Hocam 6 çarpı 5 bölü 2'den kaç tane var? 6 çarpı 5 bölü 2'den 4 tane var diyeceğiz. Çünkü bu üçgen alanı 6 çarpı 5 bölü 2 bundan kaç tane var? 4 tane var. O da bize tüm yanal alanı veriyor. Tüm alanı değil bak yanal alanı soruyor. O zaman buradan da cevap ne geldi? 6 kere 5, 30 bölü 2'den 15, 15 çarpı 4'te 60 yaptı. Evet. 5 şıkkını da böylelikle 60 bulduk. Geldik şuraya. Örnek 3'teyiz. Taban alanı 36 birim kare ve hacmi 72 birim küp olan. Arkadaş bir piramit var elimizde. Şekli çizelim bu soruyu anlayabilmek için. Taban alanı 36 ise taban kareydi ya. Bir kenar 6 olacak. E, hop şöyle şu piramitte oluşturdum şöyle. Çizdik. İşte hacmi de 72 demiş. Hacim neydi? Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil miydi? Evet. İşte bu 72 olarak verilmiş. Hocam şu gitti. 2 kere 3 6. Haçlı da buradan kaç buldum o zaman? 6 buldum. Yani cisim yüksekliğim benim 6 olacak o zaman burada. Cisim yüksekliğini çizdim. Cisim yüksekliğini çizince ama ne yapacağım? İki tekniğim var. Ya köşegeni çizeceğim böyle ya da dik çiz dik çiz dik çiz olayı yapacağım. Soruya göre değişiyor. Yüzey alanı istenilmiş benden. O zaman dik çiz dik çiz dik çiz daha mantıklı tabii ki. Şöyle bir şey oldu. Bunlar 3 3 oldu. Hocam burası 6 ise burası da yarısı olacak. Burası da 3 olacak. Ee sonra şurada bir Pisagor bağıntısı yapacak olursam 3 6 3 kök 5 yapar burası Yanal yüzeyin yüksekliğini bulmuş oldum. Yan yüz yüksekliğini bulmuş oldum. Piramidin yüzey alanı isteniyor. O zaman alan nedir? Taban alanı altının karesi artı yanal alan. Yanal alan 6 çarpı 3 kök 5 bölü 2. Şu üçgenin alanı 6 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2. Bundan kaç tane var? 4 tane var çarpı 4 diyeceğiz. Alan böylelikle 36 artı 36 kök 5 mi yapıyor? Evet şunlar şunlar gitse 2 yapıyor. 36 kök 5 yapıyor. Evet cevabımız böylelikle. Örnek 3'te işte, 36 artı artı 36 kök 5 oldu geldik bir sonraki soruya korkma rahat bir şekilde yaparsın korkma sınavda da çıkmış hatta P A C ölçüsü isteniyor o yüzden sınavda da çıktığı için bir bana bak bakayım ellerinden öper bir soru olsun basit düşün çok böyle detaya girme basit düşün düşündüğünü de şekil üzerinde gör ya bir şekilde yüzey olarak kestiğin zaman o kestiğinde ne olma, ne olduğuna dikkat et sadece ve soruda ne diyorsa soruda şekil üzerinde göstermeni de tavsiye ediyoruz her zaman soruyu şekil üzerinde göstermeni her verilen bilgiyi şekil üzerinde göster Termin tavsiye ediyoruz. Bunu yaptıktan sonra kolay soruyu zaten halledersin. Hadi ben çözüme başlıyorum. Şimdi şekildeki düzgün kare piramidin bütün ayrıtları birbirine eşit olduğuna göre bak düzgün kare piramit bir kenar a a bütün ayrıt uzunlukları bunlar da a a a a diyelim biz a a a a hatta burası daha burası da a. tamam. E, taban bir kare ise şurada ne yapmış PAC açısının ölçüsü isteniyor. Arkadaş PAC açısının ölçüsü isteniyorsa ben nereye dikkat etmek zorundayım? Hocam PAC üçgenine dikkat etmek zorundayım. O zaman bu üçgene yoğunlaşacağım. Hocam bu üçgende bir durum var mı? Hemen ikizkenar üçgen ya tabanına ait yükseklik çizeyim falan filan diyebilirsin ama çizmene gerek yok. A A ise zaten burası A kök değil mi dostum? Evet. Ana sarı üçgene dikkat et. Sarı üçgende A var, A var, A kök var. İkizkenar dik üçgen olmaz mı bu? A A A kök kök katı ikizkenar dik üçgen. O zaman burada açılarımız da 45 45 90 üçgeni yapmaz mı? O zaman açıyı kaç derece buluruz kardeşim? Şuraya bir alfa diyecek olursak alfayı da 45 derece olarak bulmuş oluruz. Kolay bir soru. Sadece oradaki şeye dikkat edeceksin. Ha ÖSYM bunu büyük ihtimal yazdım. Biraz sonra da göreceğiz galiba. Yanlış hatırlamıyorsam sorusu vardı. Hatırlıyorum. ÖSYM şu soruyu söyledi sorabilirdi. Ee, piramidi tepe noktasından tabanına düz bir şekilde tabanının e, köşegeninden geçecek şekilde kestiğimiz zaman bir kesit oluşuyor. Mesela o kesitteki oluşan üçgendeki açı kaç derece diye de sorabilirdi burada. Yani sonuçta tam tepe noktasından geçen ve taban köşegeninden geçen bir düzlem boyunca kestiğimiz zaman bu sarı üçgensel bölge oluşmuyor mu? Oluşuyor. Sözel olarak da bu şekilde de sorulabilirdi bize. Dikkat et buna. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da taban 36 birim kare ve yüksekliği 5 birim olan kare dik piramit. Genelde kare dik piramitlerle uğraşacağız zaten. Hemen kare dik piramiti çiziyorum kardeşim. Tak tabanı eşkenar dörtgenmiş gibi çiziyorum. Tepede bir nokta alıyorum. Sonra oradaki noktaları birleştiriyorum. Yaptığım tek şey bu. Taban 36 ise bir tabanı uzunluğu kaç yapıyor? 6 yapıyor. Kare olduğundan dolayı ondan sonra ve yüksekliği de 5 birim olan kare dik piramitin taban köşegeninden geçen tabanına dik bir düzlemle kesiliyor. Evet biraz önce söyledim. İşte o soru buradaymış. Evet taban köşe geninden geçen ve tabana dik bir düzlemle keseceğim. Taban köşegenin neresi? Hocam burası. Tabanına dik bir düzlemle ke kestiğim zaman, o zaman oluşan kesit neresi oluyor? Hop, tam olarak burası olmuyor mu? Evet. Tabanına dik bir düzlem. Niye? Çünkü bizim buradaki çizdiğimiz yükseklik tam buraya denk geliyor. Tabanına dik. Bu yüksekliği taşıyan düzlem olacak dostum. O yüzden şu şekilde oldu. İşte bu üçgenden bahsediyor. Oluşan ara kesitin alanı nedir diye soruluyor. Oluşan üçgen, işte burası. İşte oluşan ara kesitin. Ha, şöyle. Deseydi, şöyle bir pasta var mesela bu şekilde kesip iki parçaya ayırdım oluşan alan yani yeni alanın e, eski alana göre değişimi ne olur diye sorulsaydı o zaman kestiğim zaman ayırdığım zaman iki tane sarı üçgenden olmayacak mıydı? Evet iki tane sarı üçgenin alanı sorulacaktı ama bana şey diyor bu taban köşegeninden geçen bir düzlem boyunca dik bir düzlem boyunca kesildiğindeki şu oluşan ara kesit kaç birimdir diye soruluyor ara kesitin alanı kaç birimdir diye soruluyor. E o zaman 6 6 ise burası 6 kök gidir yüksekliği de zaten bize 5 olarak vermiş o zaman bu üçgenin alanında taban belli yükseklik belli alan belli o zaman 6 kök 2 çarpı 5 bölü 2 eşittir yani cevap 15 kök 2 mi yapıyor evet örnek 5'i 15 kök 2 olarak bulduk geldik örnek 6'ya örnek 6'da da neler vermiş Yüksekliğin uzunluğu 12 santimetre olan kare dik piramidin açınımı aşağıda verilmiştir evet bu açınımı görüyorsun bu açınımda dostum şunları şunları şunu şunu yukarı kaldırdığınız zaman bir piramit oluştuğunu gözünde hayal ettin değil mi bak tabanı abc D olan ve üçgenleri tek tek kaldırıyorum böyle. Kaldırdığım zaman bir piramit karşıma çıkıyor mu? Çıkıyor. Tamam işte burada piramitin açılımı verilmiş sadece burada bize. Güzel. Yüksekliğin uzunluğu 12 santimetre olan karedik piramitin açılımında. O zaman karedik piramitin kendisini de kullanacağım büyük ihtimalle. Karedik piramitte ben şuraya şöyle bir çizeyim. Karedik piramitin yüksekliğinde vermiş bize. Yüksekliği kaç vermiş? 12 olarak vermiş. O zaman ben şuradan şunu çizeyim. Şuradan çizdiğim yükseklik burası 12 olarak verilmiş. Ama ben bu yüksekliği çizince ya bu köşegeni çizeceğim ya da dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı yapacak. Onda nereden alan malan işin içine girerse öyle yapıyordum değil mi? Neyse. <laughs> Açılımdaki birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık 36 verilmiş. Ya hocam bu bir kare. Bunlar da eş yapılar zaten. E bu eş yapılar. Birbirine en uzak iki nokta burası değil midir? Ya da şurası değil midir kardeşim? Evet. E hem bu hem bu eş uzunluktadır. Çünkü niye? Bu üçgenler eş. Bu üçgenler eş. Kare de aynı olduğu için. Eş iki üçgen ve kare. Eş iki üçgen ve kare olduğundan dolayı aynısıdır. O zaman burada arkadaşım ne yapacağım? Burada TT arasındaki uzaklıktan bahsedeceğim. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. Yan yüzeyler ikizkenar üçgen diye. İkizken Şunlarda bir yükseklik çizsem tabanı keş parçaya böler. Burada da bir yükseklik çizsem tabanı keş parçaya böler. Aa hocam burada da şunu birleştirdiğim zaman burası 90 burası 90. O zaman buradaki uzunluklar birbirine eşit ve bunlarda da açılar da 90 derece bir olduğundan birbirine paralel yani paralel kenar hatta dikdörtgen oldu. O zaman bu yükseklik burası ve bu yükseklik ne oldu? Doğrusal oldu. O zaman doğrusal olması şunun arasındaki uzaklığı direkt bana söyler. İşte o açılımdaki en uzak iki nokta arasındaki uzaklık kaç verilmiş bize? 36 olarak verilmiş. Dikkat edersen bu yan yüzeydeki yükseklik değil mi? Yan yüz yüksekliği. O zaman burada kaçının da bana yan yüz yüksekliği lazım olacak çünkü piramidin yan alanı sorulmuş. O zaman dik çiz, dik çiz, dik çiz olayı benim için önemli. Gerçekten önemli. Hatta ben buraya bir A dersem bir kenar ne oldu? 2A oldu. Hocam ben şuraya 2A dedim. Tamam. Sonra buraya ben 2A dediysem bir de ne verilmişti bize? Bu yan yüz yüksekliği. Burası da yan yüz yüksekliği. Burası 36 olarak verilmiş. Şuradaki uzunluk 36 verilmiş. Yani şurası da 2A'ydı ya. 2H üstü A Artı 2A eşittir. 36 olarak vermiş O zaman buradan 2'ye böldüğüm zaman H üstü artı A'nın 18 olduğunu söyleyebilirim. H üstüne de 18 eksi A diyebilir miyim? Evet. Yani bizim buradaki H üstü de neye eşit oldu? 18 eksi A'ya eşit oldu. A hocam burada bir bağıntısı. 18 eksi A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlem işlem işlemle. Sonuca ulaşabiliriz. Ama ne gerek var kardeşim? 12 varsa 12 biraz tehlikeliydi. Ya 5, 12, 13. Ya 9, 12, 15. Ya 12, 16, 11. 12, 16, 20 üçgen olabilir. Şurada yerine yazdığım zaman ne geliyor? Hocam A yerine 5 yazarsam 5, 12, 13 sağlaması diyor mu diyor. A'yı böylelikle 5 buluruz. A'yı 5 bulduysak o zaman her şey çıktı. A 5 ise burası 10, burası 10. Hocam yükseklikte kaç oldu? Yüksekte 13 oldu. O zaman yanı al alan neye eşit olacaktır? 10 çarpı 13 bölü 2'den 4 tane var. Çünkü bu üçgenin alanı tabanımız 10. Yüksekliğimiz 13. 10 çarpı 13 bölü 2 ama bundan 4 tane olduğu için çarpı 4 bana yanal alanını verir. Yani burada sadeleşti bunlar. 2 yaptı. 2 çarpı 13 26 bir de onunla çarpınca cevap da böylelikle 260 yapar. Evet bak burada bunun esprisi yani yüz yüksekliği bak buraya denk geliyor böyle kapattığın zaman. E, üçgenin yüksekliği zaten burada yan yüz yüksekliği yapıyor. Burada da dik çiz dik çiz dik çiz hikayesinde bak 2A dedik A oldu. Sonra buradaki 36'yı kullandım. 36'yı kullanırken H şu H üstü 2A tek bir bilinmeyen cinsine getirdim. Güzel bir soru oldu böylelikle. Evet cevap da 260 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Hmm, taban alanı 54 köküç olan düzgün altıgen dik piramidin açınımı aşağıda verilmiştir. E açınımı bu şekilde verilmiş. E ne yapacağız burada? Hocam burada şu üçgenleri kaldıracağız. Şöyle kaldırdık. Sonra tak tak üçgenleri birleştirince bak altıgen piramit bu şekilde karşımıza çıktı. İşte bu altıgenin açılımında bu bu sefer bu şekilde açmış. Kesin bu şekilde olmuş. Biz bu altıgenin açılımında nasıl yapabilirdik? Hocam altıgeni şöyle çizdikten sonra üçgenleri şöyle de yatırabilirdik. Bildirdik. Bir üçgen burada, 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 bir üçgen burada şeklinde de yatırabilirdik. Ama altıgenin açılımında biz nasıl yapmışız? Bu kesime göre bu şekilde 3 üç tane üçgen yan yana, 3 üç tane üçgen yan yana olacak şekilde bu şekilde açılım yapmışız. Sonra zaten kapandığında da nasıl animasyonda da gördün. E kapandığında da nasıl piramit olduğunu da gördün. Şunları yukarı kaldırınca bunlar karşılıklı yüzeyler yapıyor. Sonra bu bu kenar buraya geliyor. Bu kenarda buraya geliyor. Şu kenar şuraya geliyor. Bu kenarda. buraya geliyor. Bütün yüzeyler kapanmış oluyor. İşte burada taban alanı 54 köküş olan düzgün altıgen piramitten bahsetmiş. Düzgün altıgenin alanını söyleyebilir misin diyeceğim. Söyle bakayım. Düzgün altıgen altta ne eşkenar üçgenden oluşuyordu. 6 tane a kare kök 3 bölü 4. 54 kök 3 ise köküşlerinden ay. Hocam <laughs> şu 9 yaptı 36. A kare eşittir 36 yaptı. A'yı da buradan 6 bulduk. A buradan 6 geldi. 6'ları şöyle şöyle yazdık. Sonra hocam ben bu açının da bunu kapattığım zaman bu kenar burayla çakışıyor. Bu kenar kenar burayla çıkışıyor. Yani şuradaki kenarlar 6 mı yapıyor? Evet. Sonra bunlar da yan yüzeyler mi yapıyor? Yan ayrıtlar mı yapıyor şurası? Evet, yan ayrıtlar yapıyor. Bunlar da yan ayrıt Açınımın çevresini vermiş zaten bana. Açınımın çevresine bakalım. Hocam açınımın çevresinde ne var? Şöyle bakacak olursak bu açınımın çevresi işte bu şekilde diyor bize. Bu açınımın çevresine bakacak olursak hocam x'ten 1 2 3 4 tane var. Yani 4x artı 6'dan da kaç tane var? 4 tane burada, 4 tane burada 8. 6 kere 8 48. İşte bu bu toplam bize 88 olarak verilmiş. 4x buradan 40 olur. X de buradan 10 buluruz. Güzel. X de 10 bulduk. Piramidin hacmi nedir diye soruyor. O zaman düzgün altıgen piramidi şöyle bir çizeyim ben. Düzgün altıgen tabanı seçtim şöyle. Koydum şöyle altıgen. Tepeden bir nokta aldım ve köşeleri birleştiriyorum. Düzgün altıgen piramidi de şu şekilde ulaştık mı dostlar? Ulaştık. Şimdi burada ben ne biliyorum? Şu ayrı uzunluğunun 10 olduğunu biliyorum. Hemen onu yazdım. Çünkü şu x'i 10 bulduk. Taban ayrıtında 6 6 6 olduğunu biliyorum. Piramidin hacmi isteniyor. Piramidin hacmi için bana ne lazım? Hocam cisim yüksekliği lazım. Cisim yüksekliği lazımsa eğer çizilen yükseklik altı eşeğinin ağırlık merkezine denk düşecek. Çizilen yükseklik altı eşeğinin ağırlık merkezinde simetri eksenlerin kesim noktası olmuyor mu? Evet simetri ekseni bak burası tam simetri eksenlerin kesim noktası dediğimiz yerde şunun yarısı yapmıyor mu kardeşim? Yapıyor. Hatta en uzun köşegen simetri eksenidir. Bir kenar iki Bir kenar 6 ise 12 yapıyor. O zaman bunlar 6, 6 yapacaktır. Aa hocam bu da zemine dik olduğu için burası 90 derece ve şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. 6, 8, 13 genden yüksekliği de 8 bulduk. Piramidin hacmi isteniyor. Hacim. Taban alanı. Taban alanı zaten vermişti. Hesaplamama gerek yok. 54 kök 3. Taban alanı 54 kök 3 çarpı. Yükseklik bölü 3 bana hacmi verir. E hocam şununla şu sadeleşse 18 yapar. 18. 8 kere 8 64. 144 yapıyor. Evet. Cevaba böylelikle 144 kök 3 olarak ulaşırız. Örnek 7'yi de 144 kök 3 bulduk. Geldik örnek 8'e. Şimdi. Şekildeki düzgün sekizgen. E tabanı düzgün sekizgen olan. Görüyorsun şuradaki tabanı. Düzgün sekizgen olan Dik piramidin A köşesinde bulunan bir karınca piramidin yan yüzeyinden giderek tekrar A köşesine gelmiştir. Hmm. Bak bu sefer karınca sorusu, yüzey sorusu diye ekstradan bir anlatma gereği duymamışım. E ne yapacağız burada? Yan yüzeyleri açacağız. Yan yüzeyler açılırken ne yapacaksın? Hocam bir yüzey sabit kalıyordu. Diğer yüzeyi de ona göre açıyorduk. Hocam buradaki üçgeni açacağım. Buradaki üçgeni bunun hizasına getireceğim. Aynı düzlemsel yapacağım. O zaman bu biraz eğik ya. Tık bir tık yanına getireceğim. Ondan sonra öbürünü de bir tık yanına. Öbürünü de öbürünü de kat kat böyle tak 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 açacağım kardeşim üçgenleri. Yan yüzeylerden gittiği için yan yüzeyleri açacağım. Tabanı açmama gerek yok. Hatta gör bakalım şöyle bir üçgen var yanında. Tak 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 açınca ne oldu? Aynı tepe noktası T noktasında birleşen üçgenler yan yana geldi. Yani toplamda kaç tane üçgen yaptı orada? 8 tane üçgen geldi. 8 tane 15 derece yani kaç yapıyor orası? Hatta şekline ben burada çizeyim. Sadece animasyonla görmeyle de olmaz o işler. Şöyle üçgenimizi koyduk. İlk üçgenimiz burada olsun. Ya da ikinci üçgenimiz burada olsun fark etmez. İlk üçgeni böyle koyduktan sonra bak şuraya koyduktan sonra 15 derece. Ay çizemedim. Şu üçgeni buraya koydum. Sonra diğer üçgenleri de şöyle yanına koyacağım kardeş. Böyle gidecek böyle gidecek. Ta ki nereye kadar? Şuraya kadar. Şurası A noktası iken burası da en son A noktasıyla çakışmayacak. Evet buradan açmaya başladım. Ta en son buradakini de açınca bu A noktası buraya gelmiyor mu? Çünkü bu üçgenin bu köşesi burası. Zaten karınca ne yapacaktı? Buradan başlayıp A'dan başlayıp A'ya gidecekti. A'dan başlayıp A'ya gitmek demek hocam bu üçgen ileri üzerinden şu şekilde gitmesi demek anlamına geliyor. Hocam buradaki açıların her biri 15'er derece. O zaman bu açının tamamı kaç yapıyor? 15, 15, 15, 15. 15'den 8 tane olacak. Yani 120 derece yapıyor. Ana hocam üçgenlerdeki bu yan ayı uzunlukları hep birbirine eşitti. Hocam bu bir ikizkenar üçgen yaptı. Yani 120, 30, 30, 120 üçgeni yaptı. E, TD'yi de bize 4 vermişti zaten. Hocam burası da 4, burası da 4 ise e, o zaman buradaki uzunlukta kaç çıkar? 4 kökü çıkar mı? Çıkar. Yani A'dan başlayıp A'ya gittiğimizdeki en kısa yol bu şekilde olur. Evet yan yüzeylerde piramitte de yan yüzeyler hep üçgen ya. Üçgenleri açacaksak eğer üçgenleri yan yana koyuyoruz sadece. Tamam geldik örnek 9'a. Yine bir yüzey karınca sorusu. Şimdi şekildeki karedik piramit. O noktası ağırlık merkezi olarak verilmiş. Ve TC'yi de 2 kök 5 olarak vermiş bize. TC derken TK. Şu T olacak arkadaşlar. Şu T olacak. Buna dikkat edelim. TK, TC verin. K, TK, eşit verilmiş. 2 kök 5 verilmiş. AB uzunluğu da 4 olarak verilmiş böyle. O noktası bulunan bir karınca yüzeyler üzerinden yürüyerek K noktasına gelmiştir. Şimdi arkadaş ilk etapta nerede? Hocam O noktasındaki bir karınca yüzeyler üzerinden giderek ilk önce nereden gidecek? Hocam ilk önce şu yüzeyden gidecek. Sarı yüzeyden gidecek. Ya böyle gelip ön yüzeyden sonra buraya gidecek böyle ya da hocam bu yüzeyden gelip şöyle gidecek. Hocam hepsi de aynıdır. Çünkü üçgenleri açtığın zaman burada bu üçgen burada bir üçgen. Yani şöyle kareye ya burası. Burada bir üçgen, burada bir üçgen, burada bir üçgen, burada bir üçgen olacak ya. Şimdi K noktası nerede? k noktası ya burada ya da burada oluyor. İstersen buradan buraya git. istersen buradan buraya git. Aynısı oluyor mu? Oluyor. E o zaman ben ne yapacağım arkadaş? Burada ben olayı o şekilde yapacağım. Şu üçgeni böyle açayım. Çünkü yüzey sorularında aynı yüzey iki yüzeyden gidiyorsa mesela bizim eleman bir buradan başladı. Şöyle sonra buraya geldiyse böyle ne yapacağım? İlk yüzey sabit. ikinci yüzeyi de aynı yüzey hizasına getireceğim. Aynı yüzeyle düzlemsel yapacağım. Yani ben burada ne yapacağım? Hocam burada şunu şöyle açacağım. Üçgen açacağım. Açayım. Kare var burada. Bak kareyi yazdım şöyle gösterdim kareyi. Dur düzgün yapayım kareyi. Kareyi şöyle gösterdim kardeşim. Kareyi gördük mü? Gördük. Karenin üçgenini de açıyorum şöyle. Üçgenini de açıyorum. Hop şöyle hop şöyle. K noktası da nereye geldi? K noktası da buraya geldi. Dikkat. E o zaman karenin bir kenarın 4 olduğunu biliyorum ben. Şunlar da birbirine eşit olduğunu biliyorum. TC'yi de 2 kök 5 vermiş. Evet TC 2 kök 5. Yani bunlar kök 5 birim kök 5 birim olarak verilmiş. Burada da karenin ağırlık merkezi burası. Buradan nereye doğru gideceğim? Hop şuraya doğru doğru gideceğim. Hocam bizden bir uzunluk isteniliyor. Bir uzunluk isteniliyorsa ne yapmak zorundayız? Bir uzunluğa karşılık 90 derece oluşturmak zorundayız. Şu ağırlık merkezinden biraz önce soruda da yapmıştık zaten. Şunu birleştirecek olursa ağırlık merkezinden şunlar doğrusu olur. Niye? Ben buradan dik çizsem iki eş parçaya bölüyor. Dik çizsem iki eş parçaya bölüyor. O zaman yani buradan çizim, çizdiğin yüksek iki eş parçaya böldü. Ağırlık merkezinden buraya geldiğim zaman burası da 90 olur. 90 90 180 yani burası doğrusal olmuş oldu. E şimdi ben burada şu uzunluğa karşı 90 derece elde etmek zorundayım. Bu arada dörtgen burası kaç oldu 2 oldu bunu biliyorum e bu çizilen yüksekliğinden dolayı bunların da 2 birim 2 birim olduğunu biliyor muyum biliyorum şurası da 2 birim burası da 2 birim e buna karşılık ben 90 derece elde etmem lazım 90 derece elde nasıl edelim hop şu şekilde edelim. güzel e hocam buradan sonrasında ne yapacağız buradan sonrasında bir şey yapmalı hey bir şey yapmalı hocam burası 2 kök 5 değil mi evet 2 kök 5 burası burada bir pisagor yapsan 2 2 kök 5 4 yapar şu uzunluk bu uzunluğun tabamı 4 yaptı e hocam burada da dik çizince aslında şununla şu paralel oldu ort taban çıktı burada e, 4'ü ikişer parçaya böldü. Burasıydı 2, burası da 2 değil mi? Evet. E orta tabandan dolayı e şurası da 2 ise eğer orta tabandan burası da 1 olur mu? Olur. Ya da şurada direktman ah, ne var? Hocam 2 var. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası da 1 çıkar ve artık şuradaki üçgenle bir Pisagor bağıntısı yapabiliriz. Pisagor bağıntısında şu x'e ulaşabiliriz. x kare 1'in karesi artı 4'ün karesi yapar. 17 yapar. x'i de böyle e, kök 17 olarak buluruz ki zaten bizden şu uzunluk isteniyordu. Şuraya O demiştik. O ile K arasındaki en kısa uzaklık düz birleştirdiğim yerdeki o uzunluk. Şekilde de 90 derece vardı. Dik üçgene karşılık getirmem gerekiyordu. Bak eski konular yine karşımıza çıktı mı? Çıktı. Evet böylelikle bu soruyu da kök 17 olarak bulduk. Geldik son iki soruya. Bu dersin son iki sorusu. Örnek ondayız. Hacmi 8 birim küp olan. Şimdi hacmi 8 ise yani a küp eşittir 8 ise a'yı buradan kaç buluruz? 2. Kübün bir kenarını kaç bulduk? 2 bulduk. Şimdi abc düzlemi boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Yani sen bunu kestin iki parçaya ayırdın. Şöyle önceden böyleydi. Hocam burası 2 bu. Burası 2 burası 2. Yani bunlar ikişer birim olarak verilmiş mi? Verilmiş. Buna göre ikinci parçadaki T noktasının ABC düzlemine olan uzaklığı. ABC düzlemi neresi arkadaşım? Şuradaki üçgen düzlemi. Üçgen düzlemine olan uzaklığı isteniyor. Bu arada 2 2 iki, iken 2 iki kökki. 2 iken 2 iki kökki. 2 iken 2 iki kökki yapar. Çünkü bunların hepsi dik üçgen olduğundan dolayı. Hemen bunlara 2 kökkileri şöyle bir yazalım bakalım. 2 kökki 2 kökki. Şimdi benden şu ABC düzlemine ait yükseklik isteniyor. Hmm. Düzleme ait yükseklik varsa. Aa hocam bu bir piramit piramitin hacminden bahsedebiliriz. Çünkü taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 değil mi? Evet. Hacim dediğim şey taban alanında ABC üçgenine ait yükseklik verin isteniyor benden. Onu kullanacağım. Tabanı ABC seçim. Tabanı ABC olduğu zaman ne oluyor? Tabanı eşkenar üçgen A kare 2 kökgenin karesi çarp A kare kök 3 bölü 4 taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 mi yapıyor hacim? Evet. Hacim bu hocam. E başka ne yapacağız burada? Bir de hacim ne biliyor musun arkadaşlar? Bak güzel bir soru çok güzel bir soru. Hocam biz burada sadece tabanı şurası seçemeyebiliriz. Taban burası iken cisim yüksekliği bu oluyor. Evet. Peki ya taban burası seçersem ne olur? Hocam bu alt üstteki yüzeye dikti ya. Şurası da 90 burası da 90. Aa o zaman burası. Hocam bu yüzeyin yüksekliği bu yapıyor. Yani şu şu. O zaman ben buradaki piramitte tepe noktasını B seçecek olursam tabanını da burası seçecek olursam cisim yüksekliği burası yapıyor. Çünkü burası da 90 burası da 90. O zaman buradaki taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 de hacime eşit olur diye ya da tabanlı burası seç. Hocam burası da 90 derece oluyor ya da burası da 90 derece oluyor. O zaman tabanlı burası seçtiğim zaman cisim yüksekliği de bu oluyor. Çünkü burası yan yüzeye dik olduğundan dolayı. Ya da tabanlı burası seçersem cisim yüksekliği bu oluyor. Aynısı zaten fark et. O yüzden ben sana burada şunu göstereyim. Hocam ben buradaki piramitte aynı zamanda tabanını şurası seçecek olursam yüksekliğim de burası yapıyor derim. O zaman bunun hacmini de ona göre yazabilirim. Taban alanı kaç yaptı bu sefer? Hocam dik üçgen ya bu. 2 çarpı 2 bölü 2 çarpı yükseklik. Cisim yüksekliğim de 2 bölü bölü 3 yine neye eşit olacaktır? Hacime eşit olacaktır. Bölü 3'ler nanay oldu. 2'ler nanay oldu. E, 2'nin karesi 4. Bu gitti. Kök 2'nin karesi de 2 yaptı. Yani 2 kök 3 h eşittir. 4'e eşit oldu. E o zaman şununla da şu sadeleşti. eşit 2 yaptı. H'ı da buradan 2 bölü kök 3 bulur muyuz? Evet. Hatta kök 3 eşitliğinde çarparsam 2 kök 3 bölü 3 şeklinde buluruz. Yani ne yaptım? Aynı cismin hacmine farklı tabanlarda ulaştım. Bir tabanı burası iken yüksekliği buysa taban alanı çarpı yüksek bölü 3 dedim hacme. 2 tabanı burası iken yükseklik burası oluyor. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3. Burada da dedim her ikisi de cismin hacmine eşitti. O yüzden hacimler eşit oldu. Cevaba da böylelikle 2 kök 3 bölü 3 olarak ulaştık. Ve geldik son soruya. Yukarıdaki değil aşağıdaki olacak tabii ki. Önceden yukarıdaymış demek ki bu şekil. Yukarıdaki şekilde yani aşağıdaki şekilde. Üçgendik prizma içinde. Köşeleri prizmanın ayrıtları üzerinde olan piramit verilmiştir. Bak piramit. Hocam taban burası iken bu yüksekliği mi oluyor? Evet. Hocam taban burası iken burası yükseklik olur mu? Olmaz. Çünkü buradaki yüzeyle buradaki yüzey birbirine dik değil. Dikkat. Ama burada bu şuradaki yüzeye dik olduğu için bir piramitte şu piramitte taban burası seçersen burası da yükseklik oluyor dostlar. Buna dikkat edeceksin. Burası 90 burası 90. Bu şekilde bir piramit. Yani piramitin tabanı neresi oldu? Şurası oldu. Piramitin yüksekliği neresi oldu? Bu şekilde burası oldu. Şimdi uzunluklar da verilmiş bize. E, oran isteniliyor ya. Hiç ABC yazmayacağım. Şu A üstü T bir 1 yazarsam burası da ne olacakmış? 2 olacakmış AT uzunluğu. Tamam bunları yazdım böyle. 1'e 2 şeklinde yazdım. E şimdi bir de burada ne yapacağız? Hocam şuralara da şey mi yazsak? işte A, A, B, B mi yazsak? Gerek yok. Çünkü ben buradan ne anladım burada şimdi? Üçgen prizmadan şu piramidi çıkartmışım ya. Piramidin hacminin prizmanın hacmine oranı soruluyor bana ya. Piramidin hacmini bulurken taban alanı çarpı yüksek böyle 3 Üçgenin prizmanın alanını da bulurken taban alanı çarpı yüksek diyeceğim. Her ikisinde de yüksekler mevcut zaten. Birinde 2, birinde de 3. Taban alanını bulurken bulacak bir durum yok ama şurada şöyle bir şey var. Hani şunlar birbirine eşit olduğunda burası a iken burası 3a olmuyor muydu? Ya da 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 ya. Hocam burası a iken tamamı 4a olur deyip öyle işlem yapacağız ya. E o zaman burada da taban alanları lazım olacak. a iken burası 3a. Şimdi piramidin hacmi ne yaptı? Taban alanı a çarpı yükseklik bölü 3 bölü prizmanın hacmi. Prizmanın hacminde bak burayı 4a buldum. Burası da 4a. Taban alanı 4a çarpı yükseklik. Dikkat et. Piramidin hacminde bölü 3 varken prizmanın hacminde bölü 3 yok. Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 burada yazdım piramitte. Öbüründe de taban alanı çarpı yükseklik yani 3 yaptı. O zaman A'lar nanay mı? Nanay. Şu 2 ile bu 4 sadeleşti. 2. Yukarısı 1 bölü 3 yaptı. Aşağısı da 6 yaptı. O zaman bu da 1 bölü 18 mi yaptı dostum? Evet. Cevap böylelikle 1 bölü 18 oldu. Evet dostlar. Bu şekilde sonuca ulaşmış bulunuyoruz. Burada devamını da istersen bir sonraki derste anlatayım. Bir sonraki derse de bir tık daha az şey kaldı. Şimdi bu dersimizde 3,5 sayfa işledik. Bir dahaki dersimizde de 2,5 sayfa işleyeceğiz ve olayı bitireceğiz gençler. Evet yani her şeyi öğrendik ya. Tanımını verdik. Genelde kare dik piramit çıkıyor dedik. Ya dik çiz dik çiz dik çiz olayı ya da dik çizip köşegen çizip dik üçgeni o şekilde oluşturuyorduk. Açılımlarla da ilgili şeylerden bahsettik zaten. Hemen hemen yine her tarzından bahsettik. Burada yüzey sorusundan da bahsettik. Şuradaki tarz sorulardan arkadaşlar yani çok da emin değilim. Çıkmaz gibi düşünüyorum ama ya çünkü bu Bunlar dik piramit değil, ee, düzgün piramit değil. Dik ya da düzgün piramit değil. O yüzden böyle soru çıkmaz. Ama ÖSYM'nin ne yapacağı belli olmaz diye buraya da koymuşluğum var. Bilerek başta söyleseydim dinlemezdin. O yüzden sonda söylüyorum bunu da. Haberin olsun. Evet, böylelikle 48. günde ilk dersi bizi bitirmiş bulunuyoruz. İlk dersi bizi. Evet, ilk dersimizi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? bir sonraki derste yani 48. gün ikinci derste devamında piramit abimde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Dost hadi bakalım beğen abone ol görüşürüz